Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Ya hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz gibi sopandığım, fatih olduğum 14. bölümde karşınızdayım. Evet, bu 14. bölümde açtık çerçevemiz, toplar dökülüyor. Başlıyoruz. Diyesin bana usta, Konstantiniyye'nin sırlarını yıkabilecek toplar dökebilir misin? Bu sorum Edirne semalarında yankılandığında içimdeki fetih ateşi yeryüzüyle beraber gökyüzünü de sarmıştı. Usta bir an bile tereddüt etmeden cevap verdi. Sadece Konstantiniyye'nin değil, Babil'in de surlarını yerle bir edecek toplar dökebilirim hünkârım. Kendime o kadar güveniyorum. Bu cevap çok hoşuma gitmişti. Gerçekten Macar Urban işinin ustasıydı. Ve bu yüzden yanımızdaydı. Onu mimar Müslihiddin ile Saruca Sekba'nın yanına vermiştim. Pek çok yabancı ilim adamı, sanatkar, şair gibi o da emrimizde çalışmaktan son derece memnundu. Ustanın ödüllendirilmesini emrettim ve çalışma odama çekildim. Topların çizimlerini kendim yapmalıydım. Bana her türlü ilim tahsilini yaptıran babamı minnetlendim ve Rabbime şükrettim. Topların öteden beri üzerine çalıştığım çizimlerini bitirmem zor olmadı. Bunlar teslim alan ustanın şaşkınlığını ve hayranlığını görmeliydiniz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var hesabı. Benim aklım ustanın hüneriyle birleşince ortaya devasa toplar çıktı. Hele bir kısmı vardı ki aman Allah'ım, görenlerin ağzı açık kalmıştı. Onlara Şahi adını verdik. Bu toplardan birini Urban döktü. Diğerleri bizim ustalarımızın eseriydi. İstedik ki toplardan birini deneyelim. Nasıl bir şeymiş görelim ve dahi işitelim. Bir ferman çıkardık Edirne halkına, haber sanılsın. Büyük top patladığı zaman heyecana kapılmasınlar. Herkese haber verildi. Edirne halkı da bizim gibi merakla beklemeye başladı. Nihayet Şahi toplarından biri bir ejderha gibi kükremiş, barut dumanları neredeyse bütün gökyüzünü kaplamıştı. Topun kulaklarını sağır eden gürültüsü 2 mil ileriden duyulmuştu. 1 mil öteye düşen gülle düştüğü yerde bir kulaç derinliğinde kocaman bir çukur açmıştı. Bu sonuç tam da beklediğimiz gibiydi. Topların Konstantiniyye'ye doğru yola çıkarılmasını emrettim. Ne sahneydi ama, tıpkı o günkü gibi görebiliyorum. Bir yandan toplar çeken öküzlerin gücü ve çabası, bir yanda yiğitlerin azmi ve inancı. Kim durabilirdi bu kuvvetin karşısında? Hangi düşman da vardı bu güç? Azim dersen bizdeydi, cesaret dersen bizdeydi. İlim ve teknik dersen yine bizdeydi. Öyleyse gerçekten kim durabilirdi? Karşımızda. Toplar Edirne'den yola çıktığında yüreğimin ılık ılık çağıldadığını hissettim. Gözlerimden dökülen yaşları saklamadım bile. İnanıyorum ki bu yaşlar benim Allah'a ve peygambere olan aşkımı ve dahi kutlu sevdama şahitlik edecekler. Dudaklarımdan defalarca şu sözler döküldü.
Şahit ol ya Rab, Edirne'den yola çıkan ordu senin ordundur. Şahit ol ya Rab. Sultandım, Fatih oldum. 14. bölümün sonuna denk geliyoruz. Yarın yollarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.